Taksi durakları gördüğünüz gibi taksilerle dolu. Normalde bu taksilerin burada olmaması gerekiyor. Piyasada olmaları gerekiyor. Bu da işsizliğin bir göstergesi. Evet, taksiciler caddelerde değil, duraklarda müşteri bekliyorlar. Ülkede sektörel bazda birçok sorun varken bu sorunların bizzat içerisinde taksiciler. Oldukça zor olan bu meslek, bizlerin güvenli bir şekilde seyahat etmesi için bin bir sorunla mücadele ediyor. Onların çalışma saatleri yok. 24 saat görevdeler ve onlara canınızı teslim ediyorsunuz. Taksicilerden bahsediyoruz. Onlar 24 saat direksiyon sağlıyorlar ve sizin çok kaliteli bir şekilde seyahat etmenizi sağlıyorlar. Ama onların da çok ciddi problemleri var. Gerek kendi içlerinde gerekse piyasada ciddi sorunları var. Peki şimdi taksiciler ne diyor? Vallahi işlerimiz çok düşük. Piyasa allak bullak. Yani taksicinin ekmeğini çıkarması çok zorlaştı. Yani gazinolardan otellerin kendi taşımacılığını yapması, okul servislerinin kontrolsüz araçlarına aldıkları insanların kimliğini kontrolü yapmadan bindirmelerinden dolayı. Yani baya bir sıkıntı çekiyoruz kıbaslardan. Herkesten sorun yaşıyoruz. Şu anda taksicinin ekmeğinden oynamayan hiç kimse yoktur. Herkes taksicinin ekmeğine göz dikmiş. Korsan taksi var mı? Haddinden fazla. Haddinden fazla. Bazı insanlar vardır. Örneğin askerleri söyleyelim. Asker çıkıyor, birkaç parça bir eşya alıyor. Aldığı züccaciyeden herhangi bir beyaz eşya veya bir tabak, çanak. Adam soruyor, nereye gideceksin yeğenim? Havaalanına gideceğim abi. İşte 5'te uçağım 7'dedir. 5'te çıkacağım. E tamam beyim, ben dükkanı o saatte kapatıyorum. Bekle, ben seni götürürüm. Taksiler 50'ye gidiyor. Biz 35'e, 30'a götürür seni, 40'a götürür seni deyip alıp götürüyor. Yani taksiciliği yapmayan bir kişi yok. Üniversite talebeleri, öğrencilerimiz kendi özel araçlarıyla insanlara hizmet veriyor. 20 liraya, 15 liraya, adam başı Kıbrıs Üniversitesi'nden 20-25 liraya insan çekiyorlar. Ve bunlar kanıtlandı, yakalandı. Peki Polise bunu ihbar kimler edildi. kontrol ediyor veya etmesi gerekiyor? Vallahi kimse kontrol edemiyor. Çünkü bilinen kimse yok. Yani şimdi sizi normal olarak spiker biliyor herkes. Siz de yapabilirsiniz. Sizi kim denetleyecek? Müşterim de bol olur benim bu Yani, arada. tabii olur. Niye olmasın? Niye olmasın? Hep birbirlerine bağlantılı zaten. Korsanların hepsi birbirinden bağlantılı. Yani bir düşündüğünüzde, bir taksici gidip şikayet ettiğinde burada bir yasa var. Diyor ki para almadan, yani ben para aldığını görmezsem hiçbir işlem yapamam. Ya ben 47 yaşında bir insanım. Ben diyorsam ki bu şahıs korsan taksicilik yapıyor veya 5-6 tane taksici bunu söylüyorsa bunun para alıp almadığını yani kontrol etmenin bir anlamı yok ki. Zaten onlar tembihliyor, öğretliyor. Diyor ki bak beni durdururlarsa böyle böyle bir şey para aldı diye söyleme ha. Bak ben ucuza getiriyorum seni. Yani bunlar öğretilerek götürülüyor. Yani bugün Türkiye'de 70-80 milyonda korsan taksicilik çözüldü. Burada çözülmüyor. Peki ben şunu merak ediyorum. Yolda sizi durduruyor mu polis veya yetkili merciler? Evraklarınızı kontrol ediyor mu? İşte taksi kullanım belgeniz var mı? İşte diğer evraklar var mı diye kontrol var mı? Polisimiz kontrol ediyor fakat taksi ehliyetini kontrol etmiyor. Taksi ehliyeti bizim normalde profesyonel sürüş ehliyetlerimiz var, taksici ehliyeti. Yani bunlar karakteri bozuk olan, herhangi bir suç işlemiş olanlara verilmiyor. Burada belli başlı bir prosedür var. O prosedüre uyman gerekiyor taksici olabilmen için. Yani birçoğunun taksi ehliyeti yok. Bir ah ettik, bin ah işittik. Sorunlar saymakla bitmiyor. Taksi ücretleri fahiş diyenleri uyarıyor taksiciler. Mutlaka taksimetreyi açtırın. Yani ben taksimetreyi açmam. Yok işte benim için önemli değil. İşte ben sizi hani atıyorum 100 liradır da ben sizi 80'e götürüyorum. Hayır kardeş, sen taksimetreni aç. Ne Ne yazıyorsa o. yazıyorsa ben sana onu vereyim diyecek. Çünkü bazı insanlar vardır gerçekten çok gözü açık, çok hani amaçları nedir? İşte haftalığı çıkarsın. Aman ben
ne bir defa geldi bu, bir daha görmem kendini. Peki. Yine taksiciler uyarıyor taksiye bindiğinizde dikkat etmeniz gerekenleri. Yolcu olarak taksiye bindiniz, dikkat etmeniz gereken birçok husus var. Ama bunlardan en önemlisi taksiye bindiğinizde şoförün taksimetreyi açıp açmadığına dikkat edeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu taksimetre aracın vites kolunun hemen önünde ve burada bir mühür dikkat çekiyor. Şoför muhakkak bu taksimetreyi açmak zorunda. Doğru mu efendim? Evet, açmakla yükümlüdür. Yani bu taksimetreleri bize devlet vermiş olduğu, örneğin FINA yetkili servistir. FINA'da bu ayarlanır ve mühürü vurulur. Yani bu mühür ne anlama geliyor? Mühür devlet mühürüdür. Yani evet, kimse o mühürü açamaz. Nasıl bir söz misali elektrik saatinde, bir su saatinde devletin vurmuş olduğu mühür var. Bunda da budur. Yani kimse elini vuramaz bu mühüre. Vursanız da yani bunu ayarlayamazsınız. Bunun kendine özel bir cihazı var. Ondan ayar yapılır. Yani bunu FINA'dan gidip öğrenebilirsiniz. Yani bu mühürün olması bu taksimetrede oynama yapılamaz anlamına mümkün geliyor değil mi? Tabii tabii. Oynama yapılamaz. Mümkünü yoktur yapılsın. Müşteri arabaya bindi. Taksimetreyi şoför açmamakta ısrarlı. Gideceğiniz noktanın fiyatı sabittir dedi diyelim. Müşterinin yapması gereken nedir? O lüksü yoktur. Taksicinin o müşteriye uymak zorunda. Müşteri radyoyu bile kapat dese kendisine kapatmak zorunda. Taksicilik farklı bir olay. Yani taksimetreyi açmakla yükümlüdür. Müşteri hiçbir şey yapmasın, çek karakola desin. %100 haklıdır. Polis ona rapor eder. Taksiciler müşterilerin hakkını korurken aynı zamanda da devlete denetleyin çağrısı yapıyor. Böylelikle kaçak taksiciliğin önüne geçilmiş olacak ve herkes nasibi neyse onu alacak. Kimi taksiciler de taksimetre ücretlerinin değişmesi çağrısında bulunuyor. Mazota 3-4 seferin zam gelmesine rağmen bizim daha hala taksimetrelerimiz değişmedi. Ve buna rağmen biz şu anda 3 seneki önceki fiyatla çalışıyoruz ve çok mağdur durumdayız. İstiyoruz ki bizim bir an önce bu bizim devletimiz taksimetrelerimizin taksimetresini değişmesini istiyoruz. Fiyat belirlemesini istiyoruz. Bunu bekliyoruz. Ve bizim taksicilerimizde en büyük sorun bir de taksicilerimiz 5 senelik şeydir. Biz bunu isteriz ki devletimiz bize 3 seneye çeksin. Bizim taksici arkadaşlarımız 3 senede bir arabalarını yenilesin, arabalarını düzeltsin ve biz bu mağdurumuzu devletin gidermesini istiyoruz. Ve gerçekten çok zor durumdayız. Görünen o ki meydana gelen sorun kontrolden, daha doğrusu kontrolsüzlükten geçiyor. Sektörlerin ayakta kalabilmesi, dürüst iş yapabilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi yeterlidir diyor ve devlete bir çağrı da biz yapıyoruz. Tüm sektörleri denetleyin.